Hakikaten naayeti muhim temalarda toxtaldık. Hakikaten bu dinin uluğluğu ne kadar kattılığını yukarıda sözlep ötken وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ha. Yani bir canlı deb yani her kanda normalde yani bizden ağaç küçülürümüz niye ya ki bizge iman etkallahını demestin İslam buluştuktu bilen. Ya kandalı bir can bolsa da bunda işbadılınışı hakikaten yani bu Kur'an-ı Kerim çüşken devirlerde insanın kadir kıymeti bulmağın bir devirde hem de ta 1400 yılını aldı ki bugün mü insan şuncak terakki kıldı diyen bir devirde mi tak bundak bir yukarı sübetlik her kanda insanın özü çıyaldığan bir insanı öldürüp etken bu derecede çok cinayet bir kitleyen derecede tak kemmedi o insan yeten. Yani, muşu derecede insanla hürmetliyken bir dinin ki ağaç küçüleri, iman et küçüleri bu sütümüz bilen. Bunu anlı küçülerimizin kallısına minadık kallam şula keldemdi. Muşu anlığa vatıkan vakti de muşundak bir insan nefsige, insan hayatı bu kadar ehmiyet begen dinli ağaç küçüleri, iman et küçüleri de yaşavatkan, Müslümanlığa yaşavatkan diyarlarda en azan nesi kan, tükülvatkan kalla, sudek, ikvatı da hem de. Bunun sebebini mi de kallısına, körülmenin kallısına bu gelişi mümkün? Onun cevabı attı. Kur'an-ı Kerim'de ben sana izzetlik kıldım, şereflik kıldım. İnsan hukukunu verip yarattım sana. Ekil verdim, irade verdim, enin kendi sana doğru yoluna, izzet şeref yolunu gösterirken hayat kanunu koyan Kur'an-ı Kerim'de verdim. Kur'an-ı Kerim buna sebebini bayan kıldı. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتِنْ فَبِيمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Özlerine gelgen bu kapılar, bugün yaşavatkan ma günahlarının sebebi Allah'ımız. Özlerine dün köpünü. Biz köpünün için bir işte düşmanımız katıp koyuyoruz. Düşman andakmandan. Düşmanın karakteri şu. Mesela koyu olan böğrünü misal kalsa, böğrünün karakteri her zaman hücum kılış. Her zaman oğulayman de hareket kılış. Çünkü orman kanunu aşıyor. Bugünkü ma dünyada yaşavatkan insanlar, bu lafın iki kesir mabeyinde, bütün dünyanın ki tüzümünü garip dünyası koluğa aldı. Osmanlı'nın yıkıtkan değil. Onda o kadar vakti de bu bugün dünyanın krizisinin ki mutlak köp kısmını nemege atış lazım. Dünyanı koluğa alıp, türlük nezriyat, türlük felsefine çıkıp dünyanın veyralıcılık sayılavatkan garip dünyası. Ama İslam dini sen başkalarına atıp koyuşla ilgili mesuliyetini özünü bir teşhir edin. Sen kimsen dedi. Sen başkalarına ülgü olduğun bir insan dedi. Müslüman mı oldu sütten olan? Ülgülük rolümüz ne? Akide de var mı? Namayan kıl aldık mı? Ahlakımız da var mı? Felsefemiz de var mı? Hayat göz karşımız da var mı? Başkalarına düşündürüştü mesela. İcadiyet yarattır. Tekniki de olsun. Siyaset aldığını tutup başkalarını yeteklemez başkalarının kendini ama. İktizatta dünyada kıyınçlık çıkmayan insanlarda yardım etmez sen. Ona yardım veriş diyen koşu. Bu nesilde Müslüman aldığı buluş gerekti. Müslümandan kıldığın mecburi tuşu. Hem bu Müslüman bu dinini düşünüşte. Akıl çıkın geldik için aşkulluk ya pasiflik sebebi de. Pasiflik neydi eğer. Bir kısımlarımızdan düşeniz aşkınlık olmamız bir kısmımızın nezirde bir namazı okup koysak benim Müslümanlık mecburiyetim tüy değil. Ehlakı karap baksa Müslümanlık sütü bayağı yok. Tasavvuru karap çıksa üzü Müslüman boğan böyle ya komünist miyeceğiz ya ki Almanya miyeceğiz ya ki liberalizm içeriyle ya ki başka bir nesil. Bu biz emez İslam dünyasındaki Müslümanlık yolukkan milletlerine, Müslüman milletlerine köpüncüsü de muş afet, muş kesel bağımız. Demek bir yerde İslam'a doğru bir düşünce, bu mu kalmak için? Ama dünyalıkımızda biz akı çıkın atımız. Hayat tasavvurumuzda kendi çıkın atımız. Özümüzün kutkuzu başkalarına yölen çıkı olduğun, başkalarının kıyınçılıkını helikladığın, zulüm kuşturgan milletlerini azatlıkla yürüştürüp koyduğun mahil ruhtun tamamen kendi çıkındı. Buna sebep edilmezse dinimizi sağlam düşünmez. Dinimiz burunmanıp getken bu olsun Kudan şükür o alet demez. Hüccet öz eyni bağımızı burunku musuballardaki hüccet öz eyni. Bizgi kep kalan neyse dinimiz sağlam düşünüş, iştihat kılış, tahımı ama dünyalıkımızı terakki kıldırıp dinimizin dünyaya anlatıştı.
Bu yakaygan çağda özümüz paspalı çıkalık için bu İslam'ın ki nazariyası olan ya İslam'ın dünya karşı olan mamgan insanlar mesela komünistler değil ya liberalizmçiler değil ya başkalar değil bugün ki de dünyada kanını etibarsız bir nesk aydandırıp koyun. Bugün dünyada kapılık ne etibarsa İslam dünyasıdır bu. Müslümanların zimindir bu. Kanını eti köp dök olursa Müslümanların zimindir. Demek özünün kıymetini kovdaşını bilmeyenlik için, hem muştun urulmağallık için, hem bu dini düşüncesine tar daire kirip kalıp, özünün mesul edin, adakiyanın mağallık için, Müslümanlar bu şükürünü görürdü. Allah tarafından ceza kuşkardı. Ve mâ asâbekum min musibetten, pebi mâ kesebet ediyor. Özünün köy dedi, sebep sen dedi. Nemiş ki burun izzet şeref aldık ya gel, nemiş ki dünyanın yetekçilik kılardıkan, her kay sebep ustazlık makamı yeterliyken Müslümanlar, bugün gelgen çat hemen ahırdı kapı kaldı. Sebep İslam'da olsa burundan tadıp açıkanda bir netice çıkması oldu. Netice çıktı mı çıktı. Ama bugün halimizin bu halet kapı kalışı bizden samimi Müslüman olan mıkallıkımız. Akidemizden canlılık bu mıkallıkı da. Ahlakımızdan İslam'a uygun bu mıkallıkı da. Tasavvurumuzdan İslam fikri olan cahide maslış bu mıkallıkı da. Bizdenki bu akidemiz olan içtimai hayat, siyasi hayat, ıksa hayat gibi bölünüş Karapakaylı. Mesela siyasi olumuz Karapakaylı. Namaz okup oysak işimiz tük dedi. Ama siyaset deyken de nimboz kiliyversek oldu. Lekin İslam'da onun dağışı yok. İslam'da mukaddes prinsip deyilen prinsip asaslar enin kendinin vasıta hata işlerini kılışka yol koymayı deyilen prinsip. Her kanda bir işte ahlak ayrılmaydı. Her kanda bir işte Müslümanın hayatı da tevhid ufkumi, akid ufkumi ya iman ufkumi ayrılmaydı. Ama bizden hayatımız bir bölünüş hatı kuşkak. İçtimai hayat olan şahsi hayatı bölündü. Biz ibadet şahsiyatı çekilip koyduk. Cemiyette dünyanın akısından söylülüp mağda, söylenip ala salat kep kalın. Bunun sebepçisi yani biz özümüz. Hüccet aldığımız durupdu, kural aldığımız durupdu, vasıt aldığımız durupdu. Ama biz bir sağlam bir çüşençik muhtaç. Tüftün Gülü Rahmet. Hoş, hem de İslam'ın mevcudiyet tasavvuru hakkında. Tuhlu basak, mevcudiyet diğende bir yerde bütün Allah yaratkan hem menesini göz tutmak için mi? Belki başka bir. Mevcudiyet demek bir kainat. Bu mu yukarıki nesinin davamı bu başka kıstır bir ötepkiniz. Bu mısın bu mevcudiyet nezirisi na çok bir teyim. Bir adı kıskıçla da ifadeleyim. İslam'ın mevcudiyet tasavvurunu iki noktada kulaslaşık bu. Birincisi yaratkıcı yiganıdır. İslam'ın mevcudiyet nezirisi de yaratıcı olan perivedigarımız yiğen insan. Perivedigarımız zatı da, süpetlerde, şerketlerde yiğen insan. Yaratıcımız olan Allah zaman, makan ve kainatın sırtır gibi bir zat. Çünkü zaman, makan, kainat, mehluk, mehluk. Allah bu kanunu yerine boysunan dolayısıyla boysunmayın. Biz ibadet kılavatkan ya çokunavatkan perverdigarımız kainatını yaratkan kudretli zat, kainat bütün işlerini bilip durduğun, hem işlerini körüp durduğun, hem işlerini anlatıp durduğun, her bir nesini irad kılmaya kapkası Allah'ın iradesi olmasa yüz vermeydiğun, aynı da bir uğluğu bir zat. Hem insanı okşaş, muhterem boğan, bütün kainat hizmet kılıp durduğun bir mektuğun ki, kainatın yaratıcısı olan Allah-u Teala'ya ibadet kılmayı, Allah kulçılığını namayan kılmayı, belki özgü okşuş bir insanga, ya ki bir insanın tasavvuruğa, ya ki bir felsefik çokunup yürüyüşe, bu insanın kıymetini depsenli kıyarlık. İnsanın kıymetini tamamen çürüvet geldi. Biz bunu tevhid akidesi deyip karayımız. Bu tevhid akidesi İslam'ın cevheri, İslam'ın ruhi, İslam'ın asası, İslam felsefesi ya İslam'ınki dünya karşı deyip atılıyordu. Bu birinci nokta. Mevcudiyet nezirisinin ki ikinci kısmı Allah'tan başka kainat herkandak neyse türlülük buluş altı yaratılgan. Yani türlülük yaratılgan. Mesela mehlukatların misal kalsa kaç bir neyse olsun yaratılışı da tili de dini de tasavvurda siyasette düşüncede on seviye türlülük, mutlu türlülük. Bir hıllık yok. Birlik ya yiganlık fakat lan Allah'ın özü kalsın.
Hem de bu mevcudiyetin ya kainatın türlük yaratılganlığı nemini gösterdiyse Allah'ın kudretinin uluğunu gösterdi. Hatta parmak izimizden. Parmak izimizden tabii. Bütün insanların. Mahluklarının türlük bulup yaratılışı bu Allah'ın iradesidir. Allah'ın kudretinin ki namayenisidir. Hem şu dağla Allah'ın başka her kanda bir nesnenin yiğanı bulanmaydı kallakı. Yiğanı bulanmakınken ilah oluşka erzimeydi kallakına mı? Belgisidir. Çünkü onun iktidar bağımlısı. Yaratış imkanı itibarı ya yarış iktidar bağımlısı yok. Onu da oğlan çaldı. Mahluk süptü de tur. Herkes ilah süptü de kötülenmeyi. Şuna Allah'ın başka her kanda anaysa İslam tasavvurda ya cüp yaratıldı ya ki onun okşuma türlülük bulup yaratıldı. Mesela insanlar misal kalsak insanların irki, cinsi, tili ve milletleri her kıl bulup yaratıldı. Yani insanların her kıl şekilde yaratılganlık ne? Takazzası ya maksim etse insanların öz ara düşünce hazırlık edişi, öz ara tonuşuşu, öz ara hemkarlık oranışı ve öz ara menfet almıştırışı bu. Bunun için Müslümanlar var, kapırlar var, otluluk, butluluk. Bu Kur'an'ın kanun. Kur'an-ı Kerim, ya Yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizin er ayalı yarattık. Ayetine maksim bayağım, li ta'arafu. Birbirinden üttürüp çınlar için demedi. Birbirine zulüm kılış için demedi. Birbirine tacavuz kılış için demedi. Tacavuzunu haram dedi. Zulüm kılışını haram dedi. Üttüreşine en ağır cinayet dedi. Litar tonuş şunlar için. Üz ara menfet alma şunlar için. Çün şunlar için dedi. Ahir ekrem, inni ekrem. En isillik ne? En yukur mertebelik ne gibi bağlandıysa Allah'ın hakik tonuşka, Allah'ın hakik tonuşka, Allah'a kılıp kulçuluk kılışka bağlandı. Hürmet şeref bana müşahede dedi. Hem de bu mevcudiyet nezirisi de insanın yaratılış meksede gelsek, bunu kıskılam yana deyip ötürüp gideyim. İnsan üç kıl meksede şu yaratılığa. Hoş. Birincisi, Allah insanlığını ma dünyanı güllendiriş için özüge izbasar vekil kılıp yaratkan. Allah insanlığını insanlığının ma dünyanı güllendiriş için özüge izbasar vekil kılıp yarattı. Yukurdu mu ayet? Toxtaldıq bu vaxtda bir qancılan ayetlər. Məsələn, yəni başqa bir ayətə gəlsək, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah sizləri torpaqdan zəmində yaratdı. Sizlərin məzmunu gülləndirişinizi tələb qıldı. Veyran qılışınızı emas, buzub çetişinizi emas, pasatçılıq tərişinizi emas, qan döküşünüzü emas, gülləndiriş. Bu gülləndiriş çıxışıb yaşığa vaxtıda, maslaşıb yaşığa vaxtıda, bir-birə təcavüz qımğa vaxtıda, insanı insani qımmeti olan tunuğa vaxtıda, hörmətli qa vaxtıda ənin kəndin gülləndirişin ol. Bu birinci məqsəd. İkinci məqsəd izbasarlıqını qandaq qığın ol Allah Taala izbasar vəkilliyini isə mənə ibadət qılış biləndir. Mənim göstərmən bilən mən şulan. Mən siz bəyən sızıq boyunca mansan endi mən izbasar vəkillik qılarsan. Və ma xalaqtul cinnə vel insa illa liya. Mən ibadət. İbadətnə özümüz xalığan çəməz, özümüz xalığan fəlsəfə, xalığan təsəvvürlən emas. İslam fəlsəfəsi ilə Allah Taala bizə asmandan çürpəgən bu fəlsəfə ilə, bu nəzəriyyə ilə, bu qanun ilə, bu dəstur ilə ibadət qılırıq. Üçüncü qayə insanların hamısı bu dünyada sınaq üçün yaradıldı dedi. Bu rekabet meydanı bu dünya. Bəsləşiş meydanı. Lakin rezillik üçün emas. Tacavuzçuluk üçün emas. Bir-bir zulüm kılış üçün emas. Belki şirket kılış üçün. Şirket olup mu bir yerde adet ki şirket emas. En ilgar, en güzel, insaniyetki en faydalı şirket kılış üçün insan yaratıldı. Ben Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah hayatlık ile ölümünü yarattı. Hayatlık var ki ölüm mü bak ona kendi hayatlık değil. Sebep ne mesela? Sinemakçı. Ne mi sinemakçı? Kayısınlar bu hayat müsabakası en güzel iş kılıslar. Kayısınlar en doğru iş kılıslar. Kayısınlar bu belgede ütüp çıkarlayısınlar. Kayısınlar ahirke bayrağın kadaydığın nişanı doğru itibar alayısınlar. Sinaş üçün. Bu insanın yaratılışı gibi üç maksat. Bu İslam tasavvurda insan fakat yep üçlü yaratılmadan. Hadi komünistlerin ki yedik, ya ki başkalarının nezri istedik. Bu dünya ve dünyadaki yep işlediğin nazu nimetle İslam tasavvurda insanın Allah'a sağlam ibadet kılılışı yaratılan bir vasıtadan ibaret. İnsanın yaratılış gayesini iş kaçırış için
bekitilgen bir vasıtadan ibaret. İnsanlar yukarı kadar yüksek üç gayışı yapılan. Bütün dünya, dünyadaki hem de insan hizmet kılış için, insanın kol aslında boysunup hizmet kılış için insan yaratılgan. Ama insan dünya şu yaratılgan. Dünyada mı yüksek bir nesil yaratılgan. Bunun kastasen insan dünya çok önemli bir şey. Dünyada da özünün akidisi vazgeçse, dünyada da özünün abroyu da vazgeçse, dünyada da insanlığı da vazgeçse, bu insan özünün kıymetini tanımayan, özünün ki ahdimiyelikini düşenmeyen bir mektup. Şuna bu Müslümanlar bu gayne obdan çünüşe bu lab üçüncü gayne hayat belgesinde aldın katadın orneleşe başkalarının ülke oluşe bir yer ey hüküm ahsenu amel adıgan ayetinin hüküm boyunca şundan koluna uçur ışık koyaş emez ya ki işini kıldım o deplam mesuliyetini kurtuluş emez en ilgar, en faydalı başkalarının aldık ötep duralıydıgan bu iş hareketini kılıp başkalarının sağlam yoluğa doğru yoluğa, hakikat yoluğa başlayışı bu Müslümanların başlarında bulamayan mecburiyet. Bu İslam'ın namına vücudiyet nezirizge kıskışma yerde ibaret. Hakikaten Rabbim inşallah bu kıskığını hayatımızda imtihan dünyası boğan kıskığını hayatımızda güzel nesle bilen doldurup yetişkin müyesser kılsın. Yani.